Aşı şey tekrar aşı. Çıkmak üzere güzel görecek. Kaç yıldır belki ruhsatımızı aldık. Yapmıyoruz. Çok erken evdeyse, çok düşükse onlara gözlük yapmalar olduğu için yarım kat olmadı, tam kat yaptık. Bu da çok güzel oldu. Şerefsiz olan, şifa olan hastalarımıza inşallah. Bu hastalar daha iyi olur mu? Şu an Kayseri Şehir Hastanesi Kornea Bankası ünitesindeyiz. Yaklaşık 2 hafta öncesinde Sağlık Bakanlığı'ndaki izinlerimizi tamamlayarak Kayseri'ye Kornea Bankası'nı açmış bulunuyoruz. Yaklaşık 4-5 yıl bu girişimler sonrası araya pandeminin de girmesiyle Kornea Bankası açılma sürecimiz maalesef sekteye uğramıştı. Son bir yıl içerisinde işlemlerimizi hızlandırarak Kornea Bankası'nın açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tabii Kayseri'deki tek Kornea Bankası. Daha öncesinde çevre illerde en yakın olarak Konya'da vardı, işte Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı Kornea Bankaları. Kornealara oradan temin ediyorduk. Artık Kayseri ve bölge illere hastanemiz bünyesindeki Kornea Bankası'yla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu tabii bize büyük avantaj sağlıyor. Korneamızı kendimize aldığımız için ameliyat sıralarımız daha çabuk gelecek. Ameliyatlar daha hızlanmış olacak bu sayede. Ayrıca tüm Türkiye geneline kornea sağlayarak da böyle bir hizmet de bulunmuş olacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kornea bankamızı açtık ve 1 hafta öncesinde de ilk korneamızı alarak hastamız sevgili İrem'e de kornea naklini başarılı şekilde gerçekleştirdik. Şu an her şey yolunda gidiyor. Bundan sonraki süreçte de hasta sayımızı arttırarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet, kornea organlar arasında, nakli yapılan organlar arasında aslında başarısı en yüksek olan doku. Çünkü doku uyumu gerekmiyor. Yani atıyorum bir kan uyumu gerekmiyor, doku antijen uyumu gerekmiyor. Damarlı bir doku olmadığı için hastalarda uyum yeteneği çok yüksek. Kornea bankacılığının ilerlemesi için, kornea nakillerinin artması için tabii ki buradan herkese de kornealarını bağışlamaları yönünde telkinde bulunuyoruz. İstekte bulunuyoruz. İrem'in keratokonus hastalığı vardı. Keratokonus hastalığı gözün kornea tabakasının, saydam tabakasının ilerleyici bir hastalığı. Bombeleşiyor, yapısını kaybediyor, şeffaflığını kaybediyor ve görmede bir bozulmaya neden olabiliyor. En son çare olarak kornea nakli yapılması gerekiyor. Bu şeffaf dokuyu, saat camı gibi olan şeffaf kornea dokusunu aldığımız bir uygun donörden hastamıza naklederek başarılı şekilde cerrahi gerçekleştirmiş oluyoruz. İlk başlarda çok baş ağrısı yapmıştı ve çok bulanık görüyordum. Geldiğimde de okuttuklarında hiçbir şey okuyamıyordum. Yani yakın mesafeden bile göremiyordum. O şekilde şikayetler olmuştu. Daha sonra şu an nakilde de yavaş daha bir hafta oldu ve daha iyi görmeye başladım.